Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ehliyet alma sürecinden bahsedeceğim. Ben de bu sürecin içerisindeyim. Henüz tamamlamadım ama eğitimlerim devam ediyor. Sanırım 1-2 hafta sonra da benim sınavlarım başlayacak ve inşallah ehliyetimi almış olacağım. Bu süreçten size bahsedeyim. Nasıl aşamalardan geçmeniz gerekiyor? Ne gibi işlemler var? Bunları hemen anlatalım. Öncelikle tabii hepimizin bildiği gibi sürücü adayının 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ardından bulunduğu şehirde herhangi bir sürücü kursuna kayıt yaptırması gerekiyor. Pek çok sürücü kursu olabiliyor, şehirlere, ilçelere göre değişiyor. Orada en uygun olanı, genellikle çevrenizden aldığınız tavsiyeler her zaman daha iyidir. Tavsiyeler üzerine gidip bir sürücü kursuyla anlaşabilirsiniz veya daha önceden araştırın kendiniz, böyle bir tavsiye edecek birileri yoksa araştırın, gidin görüşün, kafanıza yatıyorsa, hangisi uygun geliyorsa o sürücü kursuyla işlemlere devam edebilirsiniz. Peki, sürücü kursuyla anlaştık, her şey okey. Bu süreçte sizden bazı belgeler isteyecekler sürücü kursunuz. Bu belgeler neler? Hemen burada sıralayalım. Ben de hemen okuyayım size. 4 adet biyometrik fotoğrafa ihtiyacınız var. Kimi zaman 3 tanesi de yeterli görülebiliyor ama sizde 4 tane olması her zaman iyidir. Onun dışında diplomanız gerekiyor. Diplomanızın aslı elinizde yoksa, fotokopi çektiremeyecekseniz E-Devlet üzerinden de çıktısını alabilirsiniz. Barkodlu onaylı oluyor zaten. O da kabul ediliyor. Onun dışında sabıka kaydınız gerekiyor. Yine onu da E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Ve de sağlık raporunuz en önemlisi. Sağlık raporunuzu da almanız gerekiyor. Bu arada sürücü kursuna, eğitimlere, teorik eğitime başlamadan önce kayıtlarınızı her ayın 1'i ile 10'u arasında yapmanız gerekiyor. 1'i ile 10'u arasında bu belgeleri teslim ediyorsunuz, sürücü kursuna kaydınızı oluşturuyorsunuz. Daha sonra ayın 10'undan sonra eğitimlere, teorik eğitime başlıyorsunuz. Ama atıyorum siz ayın 11'inde, 12'sinde başladıysanız o zaman bir sonraki aya aktarılmış olursunuz. O yüzden kayıt yaptırırken bu tarih aralığına önem gösterin, dikkat edin lütfen. Kayıt işleri de halloldu, belgeler teslim edildi. O zaman bu aşamada eğitimlere başlamış oluyorsunuz. Kursunuzda teorik eğitim kısmına geçiyorsunuz. Teorik eğitim için size her sürücü kursu mutlaka bir kitapçık bastırıyor. O kitapçıkta bütün konular, dersler, teorik derste anlatılacak olan bütün bilgiler, hatta konu sonrasındaki testlerle birlikte böyle bir kitapçık var. Bunu size veriyorlar ve o kitapçık üzerinden ders işleniyor. Peki teorik derslerimiz neler diyecek olursanız, trafik adabı, trafik ve çevre, motor, araç tekniği ve ilk yardım konularını barındırıyor. Bu teorik dersi yaklaşık 10-15 gün kadar sürüyor bu eğitimler. Daha sonra sizi bir sınav bekliyor. Peki bu sınav ne? Elektronik sınav. Şimdi elektronik sınav için başvurunuzu yapıyorsunuz. Bunun için de ayrı bir ödeme yapmanız gerekiyor. Elektronik sınavın ücreti 90 TL. Bunu Halk Bankası veya Ziraat Bankası'ndan, ATM veya mobil bankacılık ile ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra sürücü kursunuz sizin için sınav randevusu oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istiyor ve ne zaman uygun görülürse size bir tarih veriliyor ve sizinle birlikte tabii 100 kişi, 200 kişi artık bu kota neyse ona göre sınava giriyorsunuz. Bu aşamada bende biraz gecikme oldu. Neyse ki o kadar fazla gecikme, çok büyük bir gecikme olmadı. Ama şöyle ki ben pandemi sürecinde aldığım için bu ehliyeti, ben Kasım ayında başlamıştım. Daha sonra aralığın sonu gibi falan şey oldu, sınava girmem gerekti. Çünkü normalde daha erken olması lazımdı ama Milli Eğitim'de okullar kapandı, Milli Eğitim'de sınavlar iptal edildi. Öyle olunca her şey bir anda durdu, aksadı ve benden önceki sınava girmesi gerekenler sınavlarına girememişlerdi. O yüzden onları beklemek zorunda kaldık. Bir de sosyal mesafe ve
Bu belli bir kotayı aşmamak adına ayrıca tabii sokağa çıkma yasakları veya işte saat 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı olduğu için genelde hafta sonu yapılan sınavlar hafta içine çekildi ve akşam saatlerinde kısıtlı aralıklarda oldu. O yüzden süreç biraz uzadı ama hani bu benim için çok da büyük bir sıkıntı değildi. Zaten sınav oldukça kolaydı. Şimdi sınavın nasıl olduğuna geçelim. Sınav şöyle ki elektronik sınav diyoruz. Peki bu elektronik sınav nasıl oluyor? İlk defa duyanlar belki garipseyebilirler. Şu şekilde oluyor. Hemen anlatayım size. Sınav yerine yine kursunuzdan aldığınız sınav giriş belgesi ve kimliğiniz ile gidiyorsunuz. Daha sonra orada gerekli işte aramalar, işlemler, imzalar yapıldıktan sonra sizi bilgisayarlı bir sınıfa alıyorlar. Herkese bir tane dokunmatik ekranlı bilgisayara oturtturuyorlar. Bu bilgisayarda hemen kendi sıranıza oturduğunuz zaman direkt karşınıza kendi fotoğrafınızı ve bir kamera görüyorsunuz. Kamerada direkt ekranda da kendinizi yansıtıyor ve şöyle bir şey çıkıyor. Benzerlik oranı yüzde şu, yüzde bu falan. Bir anda insan ne oluyoruz ya deyip böyle strese geliyor. Ama hani böyle korkulacak bir şey değil zaten sizseniz. Sistem sizi tanıyor. Eğer bu tanıma işleminde fotoğrafınızla sizin kameradaki görüntünüz uyuşmuyorsa o zaman oradaki görevliler size bazı sorular soruyor. Kimlik bilgilerinizle ilgili. Ona göre eğer zaten sizin olduğunuza kanaat getirirlerse sınavınızı başlatıyorlar. Sınav başladığı andan itibaren 50 tane soru ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii ki şu kolaylığı var. Soruları mesela bilmediğiniz soru olduğu zaman boş bırakıp diğer soruya geçip daha sonra yapıp geri dönme gibi şansınız oluyor. Ve en güzel şey de doğru yanlışların doğruları götürmemesi. Yani burada yanlış yapsanız da size herhangi bir doğrularınızdan netiniz azalmıyor. Ve bu sınavda başarılı olmak için de 35 tane soruyu doğru cevaplamanız gerekiyor ve bunun karşılığında da 70 puan almış oluyorsunuz. Ben elektronik sınavdan 86 almıştım ve gayet kolay bir sınavdı. Ama ilk yardım konularına yeteri kadar bakamadığım için 86 aldım. Daha yüksek de alınabilirdi ama sonuçta 70'i geçtikten sonra kaç aldığınızın bir önemi yok. Sizden istenen sadece 70 puanı geçmeniz. Onun dışında 100 alana, 90 alana bir şey vermiyorlar yani. O yüzden çok fazla kasmanıza da gerek yok. Peki bu 50 sorunun içeriği neler diye soracak olursanız hemen zaten derste işlediğiniz konulardan geliyor. Onun dışında herhangi bir farklı, hiç karşılaşamayacağınız bir sorular yok. Trafik adabından mesela 6 tane soru geliyor. Daha sonra trafik ve çevreden 23 soru geliyor. Araç tekniğinden 9, ilk yardımdan da 12 adet soru ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve sınavdan önce şunu yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Mutlaka o size verilen kitapçıktaki soruları çözün. Ona göre hangi konuda nerede eksiğiniz olduğunu anlayın. Hadi benim bunu yapacak vaktim yok, işim var, gücüm var, çalışıyorum diyorsanız da sınavdan 2 gün önce en az mutlaka internetten soru çözün. Çıkmış soruları mutlaka 1-2 tane deneme yapın ve ortalama hani kaç alıyorum bunu bir görün. Bu gerçekten önemli ve zaten deneme sınavları çözünce karşına çıkan sorular hemen hemen aynı neredeyse. Hani çok büyük bir fark yok. Aynı sorularla karşı karşıya kalıyorsunuz ve hani böyle panikleme olayı ortadan kalkıyor. O yüzden mutlaka bir deneme sınavı yapın derim. Bu arada elektronik sınavın şöyle güzel bir yanı var. Sınavdan çıktıktan sonra hemen böyle 2-3 dakika sonrasında bile sistemden hemen girip kaç puan aldığınızı görebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir şey. Tamam, sınavı da geçtik. Her şey okey. O zaman şimdi sıra direksiyon derslerine geldi. Aslında işin en keyifli tarafı direksiyon dersi. Zaten amaç araba kullanmak değil mi? Tabii ki de direksiyon eğitimi alacağız. Bu aşama gerçekten çok keyifli. Hatta bazen böyle sinirlenebilirsiniz. Of yapamıyorum şöyle böyle falan. Ama yine de gerçekten güzel, keyifli bir süreç. Ben de şu anda bu sürecin içerisindeyim. Hatta hocamdan izin alarak bir video da çektik. Üçüncü günümün videosuydu. Nasıl araç kullandığımı hadi birlikte görelim. En korktuğum kavşağa doğru ilerliyoruz.
Aslında şöyle düşünelim. En korktuğun kavşak diyorsun. Evet. Orada bir ışık var değil mi? Evet, ışıkta dur kalk yapmam gerekiyor. Dur kalk derken sen arabayı durdurup kaldırmayı öğrenmedin mi? Evet, öğrendim. Ama ışık olduğu zaman daha basit olur. Çünkü orada kimse gelmez. Hı-hı. Sen geçerken onlar gelmez, onlar geçerken de biz gitmeyiz. Evet. O yüzden daha kontrollüdür. Adı üstünde zaten kontrollü kavşak. Ben orada yanımda sağımda solumda bir sürü araba olunca bir an böyle sen şey oluyorum, geriliyorum yani. Kendi şeridinle ilgilenirsen, kendi bulunduğun şeritle ilgilenirsen onlar sana göre riayet eder. Çünkü biz de öndekilere göre aynısını yapıyoruz. Evet. Onlar bizi düşünüyor mu arkada bunlar var veya yanımda bu var diye. Düşünmüyor. Neden? O kendi yoluna bakıyor. Şimdi sen solu kontrol edeceksin ki biz sola geçelim. Işıklarda bu dönüşü yapalım. Araç varıma geçiş. Ama o araç senin solunda değil arkanda. Sen o yüzden sola geçebilirsin. Bak o araç senin solunda değil, arkanda. Arkandaki araç senin arkanda. Solda olsa korkarız. Ya da sinyal verse bekleriz. Değil mi? Evet. Unutma, araç sürerken yolu kullanmakta senin de hakkın var. Herkes evet. kadar. En az herkes kadar. Debriyaja çok güzel bastım. Bak araba kayıyor. Hı hı. Ve yeşil yandığı için bırak freni. Hızın düştü mü? Düşmedi. Düşmedi. O zaman debriyajı yavaş yavaş bırak. Hoca ne diyor? Bas debriyaja diyor burada sonuna kadar. Şu an mı? Sonuna kadar. Bastım. Ve dönüşe devam diyor değil mi? Evet. Fren sen de ışığa göre kendini ayarla. Bırak freni biraz kaysın. Bak ne güzel kayıyor. Durduk. Hemen vitesimizi kalkış vitesine ayarlayacağız. Bir. Tekrar 1-2-3 bir. Evet. Yarım debriyajla gaz devam et. Yarım debriyaj gaz. Yarım debriyajda tutup gazla devam et. Çok güzel dönüyoruz. Çok güzel. Tam mı dönüyorum? Bas debriyaja tekrar. Ve frenle durdu. Direksiyonu düzelt. Bana doğru düzelt. Evet. Yarım debriyajda tutup hafif gaza basarsan, debriyajın tamamını bırakmazsan gaz ayarını yapabilirsin. Ama bu debriyajın tamamını bırakmak zaten biraz sonra duracağız. Hı-hı. Değil mi? Niye bırakayım ki? Evet. Tekrar basıp aracın kaymasını sağlıyor. Evet. Hadi yarım debriyaj karşıya gaz. Evet. Yarım debriyaj, freni bırak, gazla beraber. Debriyajı bırakma, kalsın öyle. Sadece gaza ufak ufak dokan. Bak ne kadar güzel gaz ayarı oluyor. Gazı bırakmazsan eğer. Çok güzel. Bas debriyaja, çek iki. Mükemmel. Her şey bu. Senin insanları gördüğün kadar onlar da seni görüyorlar. Evet. Tamam mı? Unutma. Evet. Bak artık ben söylemeden sen onu fark edebiliyorum. Üçe atabiliyorsun çünkü fark ediyorsun vites istediğini. Aynen. Yol önde daralmış, evet. Kimse gelmeden hemen sola geç, solu kapat ki sen de bu yolu kullanabilirsin. Evet, çek ayağını gazdan. Tekrar gaza dokan. Çek ayağını gazdan. Bas debriyajına kadar. Çek iki aracı, freni bırak, devam et. Freni bırak, devam et. Kaldır debriyajı. Debriyajı kaldır. Bir şey yok, sadece debriyajı kaldır. Tamam. Bırak freni, gidelim. Ah, iş makine. Evet. Bas debriyaja, çek ikiye. Evet, bırak gidelim. Şimdi tamam, iş makinesi var ama bak hatırlatıyorum sana. Hı hı. İş makinesine doğru yaklaşıyoruz. Evet. Çok yaklaştığımıza, inandığımıza... Düşmem lazımdı. Debriyaja bastık, araba henüz hareket ediyor. Biz frene basmıyoruz. Vitesi düşürdükten sonra bırakıp bırakmamak sana kalmış. Bir miktar daha debriyajda kalabilirsin. Hazırlığını yaptın sonuçta. Evet. İkiye çektim. Araba ilerledikçe ilerleyeceğiz. Hı hı. Gibi düşün. Tamam mı? Tamam. Panik olduğun her anda hata yapacaksın. Yapayım. Evet. Hata yapacaksın. Öyle oluyor zaten. Aynen. Devam et. Biraz deli gibi kullanabilirsin aracı. Biraz gaza basabilirsin yani. Değil mi? Aracın ne tepkiler verdiğini de anlamak güzel bir şey. Bas 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 bas. Hoca sağda dur dedi. Hemen debriyaj, sağ sinyal, frenle gir buraya. Frenle yavaş, bırak freni kaysın. Evet, bir frene basman yavaşlatıp daha sonra seni ne yaptı? Aldık, freni tuttuk, duruyoruz. Bunun adı sınavda rampa kalkışı. Al bire. Sana diyor ki arabayı geri kaydırmadan kalkacağız. Evet. Tamam, ben onu debriyajla yapabilirim. Freni bırakmadan aynen. önce debriyajın yarım kavramasını sağlarım. Hı-hı. Sinyalimize verelim sola. Hadi debriyajı önce bırakalım, kavrama sesini hissedelim. Evet, hissettik. Evet. Şimdi biz biliyoruz ki freni bıraktığımızda araç hareket edecek. Aynen öyle. Tamam, bırakalım freni. Hafif gazla destekleyerek
Evet, kalan debriyajda ne yapabilirsin? Bırakıp gaza basmaya devam edebilirsin. Olay bu. Tamam mı? Tamam. Evet, debriyaja bas, 2 al aracı. Debriyajı bırak, gaza bak. Yani en yüksek yok, yani en nasıl denir ona? En açılı. Hı hı. Daha fazla yokuş. Çok yokuş ya. O kadar yokuş ki. Bas debriyaja. Yine 5. Evet, devam et. Bu işi. Devam et. Devam et. Devam et. Çem abiyim. Devam eder misin? Edemiyorum. Debriyajı bırak. Evet, rampada. Al ikiye. Evet, devam et. Şimdi sen... Az önce ben birden üçe mi almaya çalıştım? Beni bir dinle, anlatacağım sana. Tamam. Şimdi araba ikiyle kalktı da burası düz bir yol mu? Değil. Hemen üçe alınır mı araç? Araç hız kaybederse devir düşmez mi? Evet. Yüksek hızlarda küçük vitesle kullanamadığımız gibi, hı hı, düşük hızlarda da büyük vitesle kullanamayız. Araba zaten, şimdi bak mesela bu yolda 3 alabilirsin. Neden? Yokuş değil çünkü. Evet. Araba toparlayabilir kısa bir süre kendini. Hı. Değil mi? Al 3'e. Ama bu hızlarda yokuş çıkarken, vites değiştirirken araba daha çok yavaşlar. Evet. Daha çok güç kaybeder. O yüzden biz önce ona bas gaza, önce ona devir veririz yokuş çıkarken, devir veririz, sonra vitesi yükseltiriz. Tamam mı? Evet, hızın ayarına devam edelim. Park da deneyelim. Senin için elde bir materyal kalmış olur. Tamam, olur. Evet, devam et, devam et. Burada bir dur. Duba nerede? Burada. Ne yapıyorduk dubayı? Arka cama alıyorduk. O zaman biz vitesimizi bir ayarlayalım. Burada senin için önemli olan arabanın gitmesi değil, yavaş gitmesi. O yüzden bir freni bırakalım. Kayar mı diye bir deneyelim. Kaymıyor. Ufak ufak kayıyor. Doğru mu? Hadi bu kaymayı kullanabilirsin. Az bir debriyajı kaldır, tekrar bas. Bas debriyajı şimdi tekrar. Evet, şimdi dubayı takip et. Dubayı takip et. Köşede durduracağız frenle. Ayarını yaptın mı? Duba tam camın köşesi. Biraz daha mı gitmemiz gerekiyor? Tamam. Sanırım. Freni kullanmayı unutma. Yeterli. Yeterli dedin. Ne tarafa park yapacağız? Sağ. Sağ. O zaman sağa başlıyoruz. Sola park edecek olsaydık sola çevirirdik önce. Evet, tam sağ yaptık. Vitesi, geri vitesi kullanıyorsun. Güzel. Evet, ne yapıyorduk biz? Tekere bakıyorduk. Sol arka tekerimizi sarı çizgiye ortalayana kadar geri geliyoruz. Neyle yapıyoruz? Debriyaj. Sadece debriyaj. Evet, freni bıraktık. Kaldırdık debriyajı. Debriyaj kurtarıcıdır. Arada bir basarsın, yavaşlar. Kaymasını sağlarsın. Arada bir tam bas debriyaja ve fren gelecek birazdan. Biraz daha gelmesi gerekiyor. Tam ortalası ve fren. Şimdi sarı çizgi bizim teker boyutumuzu ortaladı mı? Evet. Evet, bizim parkurumuzda mantığımız bu şekilde olacak. Direksiyonu tam sol yaptığında tekrar freni bırakıp sağa inen de bir paralellik bekleyeceğiz. Arada bir debriyaja bas, yavaşlasın araba. Frenle yavaşlatma. Debriyaja tam bastığında hız kaybolurken ayak frende, güzel. Hala çapraz bir açıdayız. Çapraz bir açı devam ediyor. Birazdan paralel olacak. Çapraz ve fren. Burada diyorsun ki sınav esnasında, parkım tamam hocam. Parkını tek seferde yapmak istiyorsan debriyajı bıraktın. Güzel. Bırak. Ayağını dinlendirebilirsin. Boşa aldım çünkü. Freni bırakma, kaymasın. Hı hı. Çünkü neden freni bırakma, kaymasın? Tek seferde giren araba tek seferde çıkmaz mı? Evet. Çıkar. Ama sen içeride arabayı öne veya geri daha fazla kaydırırsan bu sefer iki duba arasındaki farkı biraz ayarsızlaştıracaksın, bozmuş olacaksın. Evet. Bu sefer dubaya çarpma şansı olacak. Dubaya çarpma riskimiz olacak, hı hı, öyle söyleyeyim. Evet, tek seferde giren araba tek seferde çıkar, bu bir. İkincisi, paralelin paraleli olmaz. Evet. Paralelse, yani demek nedir? Çizginin bir sağına geçmişiz, sarı çizginin. Bu olur. Çizginin üstüne değmiş tekerler. Olur. Görmediğimiz bir teker var. O da sağ ön teker. Evet. Sağ ön tekerinde çizgiye gelip gelmediğini bu paralellikten anlıyoruz. Hı hı. Eğer araç paraleli yakalamışsa bu teker de gelmiştir. Ben daha fazla gelmeme gerek yok. Frene basıp durayım. Frene basıp durduktan sonra hemen parkım tamam demeyeceğim. Hı hı. Ne yapacağım? 3 saniye ver kendine. Bir nefes al. Şöyle bir bak. Gerçekten paralel mi? Evet, paralel. Hocam parkım tamam. Çıkabilirim.
Evet, benim için gerçekten çok güzel bir anı oldu bu videolar. Yani açıp açıp bakabilirim. Kendi böyle hatta ilerleyen zamanlarda direksiyonumu geliştirip tamamen böyle rahatça trafiğe geçebileceğim zamanlarda açıp ya işte şurada da şu hatayı yapıyormuşum, burada da böyleymişim, nasıl direksiyonu sıkı sıkı tutuyormuşum gibi kendime bakıp böyle gülebilirim yani. Güzel bir anı oldu gerçekten. Öğretmenime de buradan teşekkür ediyorum izin verdiği için çekimler konusunda. Ayrıca şunu eklemek istiyorum sizlere. Direksiyon derslerinizde bir gün çok iyi sürebilirsiniz. Ertesi gün bir bakarsınız, arabayı stop ettirebilirsiniz. Yani bir gününüzü kesinlikle tutmayabilir. Çünkü bende de yani atıyorum 3. gün videosunda yine iyiydim, fena değildim hani sürüş konusunda, ama ertesi gün bir gittim yani stop ettirmedim ama saçma sapan şeyler yaptım yani. İşte debriyaja basmadan vites geçirmeye falan çalıştım yani böyle saçma sapan şeyler. Sonra durup diyor ki ne yapıyorsun Pınar sen, yani bir kendine gel falan diyorum. Yani o esnada aslında kursa gitmeden önce kafanızın çok sakin olması gerekiyor. Hiçbir şey düşünmeden sadece yola ve araca konsantre olmanız çok önemli. Çünkü benim mesela o dönemde yani ilk derslerim başladığı zaman final haftam geliyordu ve bir yandan işte şunu nasıl yetiştireyim, bunu nasıl yetiştireyim derdine giriyordum. O yüzden de hani stres, şey, düşünce, kafam doluydu, uykumu rahat alamıyordum. Bunlar etken ve tabii ki yani sorun olacak, yapamayacaksınız. Yani yapamamanız büyük bir sıkıntı değil. Çünkü siz oraya hiçbir şey bilmeden öğrenmeye geliyorsunuz. Yani her türlü hatayı yapabilirsiniz. Zaten siz oraya öğrenmeye geliyorsunuz. Hata yapmaktan kesinlikle korkmayın. Çünkü hata yapa yapa öğreneceksiniz. Ben de çok fazla hata yapıyorum. Hala da hata yapmaya devam ediyorum. Çünkü hani tamam ehliyetimizi belki alacağız, onu cebimize koyacağız. Ama ehliyeti cebe koyunca sürücü olmuş anlamına gelmiyoruz. İyi bir sürücü olmak için çok iyi bir deneyime sahip olmamız lazım. Bu da sürekli pratik yapmaktan geçiyor. Eğer ailenizin bir aracı varsa mutlaka... Hani kendinize çok güvenmiyorsanız biraz böyle trafiğe kapalı alanlarda pratik yapmanızı ben öneririm. Çünkü söylediğim gibi o ehliyet elinize geçtikten sonra siz tamamen iyi bir sürücü olduğunuz anlamına kesinlikle gelmiyor. O yüzden bu konuya da değinmek istedim. Kendinize iyi bakın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.